Selam, ben geldim. İlk defa mikrofonla bir video çekiyorum. O yüzden çok fazla heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın. Bugün sizinle ergenliğimi konuşacağız. Umarım sizin ergenliğiniz benimki gibi geçmez, geçmemiştir. Ama bakalım Saadet'in hayatındaki ergenlik rezillikleri nasılmış. Başkasının yerine utanma damarlarınıza sahip çıkın. Çünkü bu videoyla çatlayıp patlayabilirler. Öncelikle ilk anlatmak istediğim başlık korefanlık. Oppacılık dediğimiz kavramlar arkadaşlar. Siz Korefan mıydınız? K-pop sever misiniz? K-drama izliyor musunuz? Bunları bilmiyorum. Ama ben 12-13-14 yaşındayken gerçek bir Kore hayranıydım. Ve Kore için her şeyi yapabilecek kadar böyle Koreli erkeklere aşık olacak kadar çok fazla seviyordum. Kore benim için ayrı bir tutkuydu. Kore'de okumayı hayal ediyordum. Koreli biriyle evlenmeyi hayal ediyordum. Ve oppacılık diye bir kavram vardır Korefanlıkta. Bunu biliyorsunuzdur belki. Gerçek bir oppacıydım. Yani kısacası K-pop idollerine böyle aşık olup onlarla evleneceğini hayal eden 13 yaşındaki kız itemi karşınıza duruyor. O zaman tabii EXO çok popülerdi. Şu anda BTS inanılmaz popüler. Hatta bakın bir arkadaşım benim için en sevdiğim Koreli ünlünün fotoğrafını çizmişti sevgili ünlüciğim. Yeni tanıştığımız ve Kore fan olan kız arkadaşlarımıza ünlü diyorduk mesela. Sanaldan tanışıyorduk, ünlü diyorduk. Çok acayip bir şey. Ve normalde Koreli erkekler kendilerine oppa denmesinden çok hoşlanmazlarmış ama biz nedense bütün Koreli idollere oppa demeyi tercih ediyorduk. O kadar çok seviyordum ki Koreli erkekleri bazen onlara olan sevgim yüzünden ailemle kavga ediyordum. Ya da benimle aynı ünlüyü seviyor diye kızlarla gidip tartışmaya başlıyordum falan. Korelileri sevmenize hiçbir problem yok. Bebeksiz suratları var ve evet güzel işler çıkartıyorlar. Klipleri de çok güzel, dansları da çok havalı. Tamam, kabul ediyorum. Ama Korelileri seviyorsanız bile lütfen bunu abartmayın. Bu video bol bol uyarıyla dolu bu arada. Telkinlerle dolu. Ben yaptım, siz yapmayın videosu bu gerçekten. İkinci anlatmak istediğim başlık Wattpad başlığı ve Kore sevgim Wattpad'e de yansımıştı. Wattpad'de Kore ile alakalı kitaplar yazardım, okurdum. Yani roman yazıyordum, şiir yazıyordum. Wattpad'in ana sayfasını Twitter gibi kullanıyordum. Bazen fikirlerimi yazıp oradan yargıda atıyordum insanlara. Böyle bir Wattpad geçmişim oldu. Ama artık Wattpad kullanmıyorum. Size de çok fazla tavsiye etmem. Kitap okumak için çok daha iyi platformlar bence bulunabilir. Ya da platform bulmayıp direkt kitap satın almak daha kolay ve size daha çok faydası olur. Ve Wattpad'den arkadaş da edinmeyin. Wattpad'den edinilen arkadaşlar genelde sonu hüsranla biten arkadaşlıklar oluyor. Ve oradan tanıştığınız insanlardan genelde fayda gelmiyor. Bana çok gelmedi. Sadece bir arkadaşımla hala daha görüşüyoruz Wattpad'den tanışıp. Onun dışında hepsi hayatından çıkıp gittiler. Şimdi de o konuya gelecektim. Sanaldan edindiğim arkadaşlar. Çok fazla sanaldan arkadaş edindim ama şu an görüştüğüm kişi sayısı 3'ü geçmiyor. 3 ya da 4 tane var. Google Plus'tan arkadaş edindim, Instagram'dan arkadaş edindim, Wattpad'den arkadaş edindim. Kalabalık WhatsApp gruplarına girdim, oradan arkadaş edindim. Hatta bir tanesiyle tanıştınız, Anılarla Ben videosunda Gizem'le tanışmıştınız. Onunla mesela hala daha görüşürüz, konuşuruz ama sanal arkadaşlıkların %90'ı gerçek değiller. Onu bir kere söyleyeyim. Anlattıkları şeyler genelde gerçek değildir. İlgi çekmek için birçok yalan uydurabilirler ve size bunu inandırabilirler. Size çok büyük zararlar verebilirler sanaldan tanıştığınız insanlar. Artık siber zorbalık çok ciddi bir boyutta ve size çok büyük zorbalıklar yapabilirler ve hakkınızı aramaya korkutabilirler sizi. O yüzden de çok dikkat edin sanaldan tanıştığınız insanlara. Kesinlikle numaranızı falan vermeyin. Artık Instagram'da bile insanlarla görüntülü konuşabiliyorsunuz. Gerekirse bunu tercih edin ama lütfen, lütfen numaranızı kimseye vermeyin. Ben yaptım, siz yapmayın. Yine de sanaldan tanışıp iyi arkadaş olduklarım yok mu? Var. Dediğim gibi. Az önce gösterdiğim resim mesela sanaldan bir arkadaşım çizmişti ve onunla mesela 6 yıllık arkadaşız. Düşünün. Böyle şeyler de olabiliyor sanaldan ama genellikle hangisinin gerçek, hangisinin sahte arkadaş olduğunu anlayamıyorsunuz. O yüzden de sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve yaşamanızı istemem. İyice tanımadan kimseye böyle çok güvenip bir şeylerinizi anlatmayın derim. Yaşadığınız şehri bile söylemeyin gerekirse. Numaranızı zaten dediğim gibi hiç vermeyin. Çok kötü şekilde kullanabiliyorlar çünkü. Sizi çok korkutabilirler, hayatınıza çok ciddi zararlar verebilirler, travmanız olabilirler. Bunların hepsini yaşadım. Ailenizle sürekli kavga edeceksiniz ergenlik hayatınız boyunca. Yani bunu yaşamayan ergen gerçekten sağlıklı bir ergenlik geçirdiğini sanmıyorum. Çünkü ergen sen ailenle kavga edersin kardeşim. Sürekli bir şeyleri gözüne batar yani. Sürekli ailenin sana karıştığını düşünürsün. Sürekli bir işte beni sevmiyorlar, beni hiç önemsemiyorlar falan dediğin zaman dilimleri olacak. Ama korkma, geçici hepsi. Evet ailen telefonuna el koyuyor olabilir ve bu seni çok sinirlendiriyor olabilir. Beni çok sinirlendiriyordu.
Ama onlar da seni korumaya çalışıyorlar. Belki bunu yanlış yöntemlerle yapıyorlar ama bildikleri şey bu yani. Bunu yapmayı biliyorlar ve bu şekilde davranıyorlar. Onlar da en az senin ergenlikte ne kadar tecrübesizsen, herkes bir kere ergenlik yaşıyorsa, anne babalar da aslında her çocukla birer kere anne babalık yapıyorlar ve hangi yöntemin hangi çocukta işe yarayacağını bazen bilemeyebilirler. O yüzden onlara çok fazla sinirlenme derim. Ben çünkü ailemle çok kavga ederdim. Ve ailemle kavga ettikten sonra o kadar çok üzülürdüm ki onları üzdüm diye. Çünkü sonuçta anne ve baba yani. Hani normalde onlara öf bile demememiz gerekirken neler söyleyebiliyoruz sinirli olduğumuzda. Çok kötü durumlar olabiliyor bazen. Bunun dışında bende sürekli bir ölme isteği vardı arkadaşlar. Sürekli ölmek istiyordum. Ya hayattan lezzet almıyordum. Çok fazla arkadaşım da yoktu. Sürekli de arkadaş kazığı yiyordum. Birazdan oraya geleceğiz hatta. İyi bir ergenlik geçirmediğim için sürekli bir intihar düşüncesi. Böyle bir mazoşistlik vardı bir de bende. Bir yerlerimi keseyim, kan aksın, ah göreyim falan böyle şeylerim de vardı. Yapmayın arkadaşlar. Eğer canınızın acımasından mutlu oluyorsanız gidin ağ da yapın. Daha kolay. Saçınızı kesin. Kendinizde bir şeyleri değiştirin. Abartılı makyajlar yapın ama ne olursunuz. Gidip de bir yerlerinizi bir şeylerle kesmeyin abi. Kesmeyin. Biliyorum o kanın görüntüsü size haz veriyor olabilir ama ya korku filmi izleyin mesela. O haz duygunuzu bence o da alabilir. Ailenizi korkutmanıza gerek yok. Hiç kimseye telaşla düşünmenize gerek yok. Mazoşistlik hoş bir şey değil. Kendinize zarar vermek sizi mutlu etmez. Jilet dostunuz değildir diyerek burayı da geçmek istiyorum. Ve Teok. 2017 hayatımda geçirdiğim en kötü seneydi. Çünkü hiç arkadaşım yoktu. Başarılı olmak gibi bir isteğim de yoktu. Sadece en sevdiğim arkadaşımla aynı okula gitmek için ders çalışıyordum. Ve sürekli en yakın arkadaşım için ağlayıp duruyordum. Sürekli zırlıyordum. Fotoğraflarımızı çıkartmıştım. Ve sadece onlara bakıp ağlıyordum. Onunla aynı okula gidebilmek için ders çalışıyordum. Başka hiçbir amacım yoktu. Eğer biraz daha fazla ders çalışsaydım çok daha iyi bir okula giderdim. Çünkü sınav çok kolaydı. Ama ben çalışmadım. Sadece arkadaşımla aynı okula gitmek istiyordum. Çok yakın puanlar aldık aslında. Ama gelin görün ki yine de aynı okula gidemedik. Nasip değilse olmuyor arkadaşlar. Boş boşuna ağlayıp zırlamayın yani. Teok senem öyle bir dönemdi. Hem siber zorbalıklarımı o dönemde yaşadım. Hem ailemle en şiddetli kavgaları o dönemde yaşadım. Hem arkadaş kazıklarımı o dönemdeydim ve çok arkadaşsız kaldım. Bir de yalnızlıktan çok korkan bir insanım ben. Yalnızlıktan bu kadar çok korktuğum halde Allah'ın beni yalnızlığa mahkum etmesi bazen gerçekten çok isyan ettim. Hani Allah'a isyan ediyorum, aileme isyan ediyorum, arkadaşlarıma isyan ediyorum, hayata isyan ediyorum. Böyle inanılmaz bir isyankar dönemdi ve Teok benim için gerçekten eziyet dönemiydi. Teok'tan kurtulduğum an gerçekten çok mutlu olmuştum. Eminim YKS'den kurtulduğumda o mutluluğun 3 katını falan yaşayacağım. Çünkü YKS çok daha zorlu bir süreç korona ile birlikte. Benim sınav senelerim hep böyle sıkıntıya, bahtsızlığa falan denk geldi. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Teok dışında son değinmek istediğim başlık da bağlanma sorunlarımdı. Herkese çok çabuk bağlandığım için çok fazla kazık yedim. Çok fazla arkamdan bıçaklandım. Birine ne kadar çok bağlanırsanız ya da bir şeye, onu kaybetmekten o kadar çok korkuyorsunuz ve o korkuyla yaşamak sizi deliriyor, çileden çıkartıyor. Birazcık yanınızda olmasa o kişi ya da o obje ya da o şey ne bileyim, birazcık ondan uzak kalsanız sizi terk edip gidecek korkusuyla yaşamak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden de çok zorluk çektim arkadaşlarıma olan bağlılığım yüzünden. Benim için en önemli şey arkadaşlarımdı, ailemdi ya da başka şeylerdi. Kemana bağımlıydım. İşte keman çalmak için başka şeyleri ekiyordum. Hiç derslere bağımlılık göstermedim ya da sorumluluklarıma bağımlılık göstermedim. Herkese çok çabuk bağlanırsanız gerçekten hayat sizin için çok daha zor bir hale geliyor. Çünkü inanın bana herkes gidiyor. Herkes gidecek. Hiç kimse seninle kalmayacak. Sonsuza kadar arkadaşın olacak tek bir insan bile yok. Buna mecbur kalacağın kesin ve bunu kendine kabullendirmek zorundasın. Gidecekler abi, gidecek yani. Niye seninle kalsın ki? Seninle sonsuza kadar kalması için sebep yok. En iyi ihtimalle üniversiteye gideceksin. Farklı şehirlere gidince yine yolunuz ayrılacak. Yani kimseyle sonsuza kadar aynı yolda yürüyemezsiniz. Çocukluk arkadaşınız başka olur, lise arkadaşınız başka olur, üniversite arkadaşınız başka olur. Hani bu kadar bağlanırsanız insanlara, benim gibi bağlanırsanız sonuçlarını çok ağır ödersiniz. Ki ben de çok 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 ağır ödedim. O yüzden de bu konuyu da burada kapatayım. Kimseye benim kadar çok bağlanmayın. Daha sonrasındaki başlığımız işte aşırı dindar dönem. Kapandıktan sonra 12 yaşındayken kapandım ve aşırı bir dindar olduğum bir döneme girdim. O yüzden de böyle sürekli Kur'an okumaya çalışıyorum, sürekli böyle ayetlere bakıyorum, böyle meal okumaya çalışıyorum. Sonra Instagram hesabımda sürekli dini sözler paylaşıyorum. Hani bu biyografisine Kün Feyekün yazan kız vardır ya, hani o kızlardan bir tanesi de bendim bir ara.
Yani aklınıza gelebilecek bütün kötü ergen tiplemelerine girdim. Onu söyleyeyim. Korefanlık desem var, vehbet desem var, depresyon desem var, dindarlık desem. Dindarlık kötü bir şey değil ama bunu da abartmamak lazım. Çünkü kimsenin dini senin dinin olmak zorunda değil. Kimse Müslüman olmak zorunda değil. Kimse namaz kılmak zorunda değil. Kimse ibadet etmek zorunda değil. Kimse oruç tutmak zorunda değil. Ben sürekli kınardım arkadaşlar insanların. Oruç tutmayanları kınardım, namaz kılmayanları kınardım. Oysa ki bana ne, bana ne? Niye hani sen niye bununla ilgileniyorsun ki? Senin dinin ayrı, onun dini ayrı, onun ibadeti ayrı, senin ibadetin ayrı. Hani herkes Allah'a tek başına hesap verecek. Sen onların yerine hesap vermeyeceksin ki. Niye insanları yargılıyorsun, kınıyorsun? Bu yüzden mesela çok pişmanım. O insanları kınadığım için, kötü gördüğüm için çok yanlış bir hareket. Kimseyi kınamayın. Hep diyorum bunu. Kimseye karşı ön yargılı olmayın. Bakın inanın bana benim ateist arkadaşım da oldu. Deist arkadaşım da oldu. Ama hepsi de çok iyi insanlardı. Hiçbirinin de dinini umursamıyorum artık. Önceden umursuyordum çocukken işte biraz da ergenliğimin başlarındayken. Sanki Müslüman olmak çok önemliymiş gibiydi. Ama öyle değil. Şu an Müslümanım deyip ne kadar günahlara giriyor insanlar. Bu sefer de İslam'ı kirletmiş oluyorlar. Onu ne yapacağız mesela? Ya da önceden içki içen, sigara içen insanları çok kınardım. Hala içki ve sigaradan hoşlanmıyorum. Ama arkadaşımın içki içiyor olması bana da içeceği anlamına gelmiyor ki. İçsin, ben ne yapabilirim ki onun günahıyla? Gitsin içsin, nasıl zevk alıyorsa, nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Ben bana karşı olan tavrına bakarım. Kulluğunu Allah'a göster. Bana insanlığı lazım kardeşim. Kulluk Allah'la senin aranda bir şey. Beni ilgilendirmiyor. Benim yanıma geldiğinde insan gibi davranıyorsan, bana dostane yaklaşıyorsan bitmiştir. Benim için önemli olan bu. Gelelim. Arkadaş kazıkları. Evet, o kadar çok arkadaş kazığı yedim ki hangisinden başlasam bilemiyorum gerçekten. O kadar saçma sapan nedenlerle beni terk eden arkadaşlarım oldu ki ve dedim ya size çok çabuk bağlanıyorum. Bağlanınca ne oluyor? Arkadaşın sana kazık atınca sen onu bir ömür unutamıyorsun. Arkadaşlar 9. sınıfta bir arkadaşlığım vardı. O arkadaşımla böyle can ciğer kuzu sarması. Böyleyiz, tamam mı kızla? Kız benim her şeyimi biliyor. Ben de onun her şeyini bildiğimi zannediyorum. Aslında bilmiyormuşum. Her şeyimi anlatıyorum, tamam mı? Ben biriyle yakın olursam ona her şeyimi anlatırım. Hiç de düşünmem bu kız bunu kullanır mı koz olarak falan, zaaflarımı kullanır mı? Umurumda bile olmaz. Çünkü niye kullansın ki? Ben bu zamana kadar kimsenin hayatını kullanmadım. Kimsenin zaaflarıyla oynayıp onu mutsuz etmeye çalışmadım. O da yapmaz diye düşündüm. Çünkü kimseye konduramıyorsun. O benim en yakın arkadaşım. Kız benim doğum günüme gelmedi diye oturup ağladım. Bütün arkadaşlarım gelmişti. Sırf o gelmedi diye doğum günüm berbat oldu benim. Kendi başıma üzülüp ağladım diye. Niye o gelmedi doğum günüme diye. Sonra kız ne yaptı biliyor musunuz? Benim arkadaşlığını bir anda bitirdi, böyle bıçak gibi kesti. Ve bana söylediği şey ise şu: Saadettin, dünya görüşlerimiz birbirimizden çok farklı. 15 yaşındayız. 15. 15 yaşında nasıl bir dünya görüşün olabilir ki benden çok farklı olsun? Yani ne bileyim, ben ne düşünüyorum ki seninle uymayan? O kadar üzülmüştüm ki arkadaşlar. Oturdum kendimde bir ton hata aradım, aradım, aradım. Yok abi, bulamadım yani. Hani ben kızı kardeşim gibi gördüm. Her şeyimi anlattım. Bir de ona da söylüyorum bunu. Bak, ben seni kardeşim olarak gördüm. Bana niye yaptın bunu? Bana diyor ki görmeseydin, anlatmasaydın, ben mi dedim sana bana hayatını anlat diye? Bana böyle dedi ya. Yemin ediyorum hayatımda yaşamadığım kadar şoku yaşadım o cümlelerden sonra. Hani gerçekten en yakın arkadaşınız sandığınız insanın bir anda böyle bir şey yapması, insan çıldırıyor yani. Nasıl olabilir ki diyorsunuz? İnsanlar sizden bir anda soğuyabilirler. Bir anda değişebilirler. O yüzden kimse için gitmez demeyin. Kimse için değişmez demeyin. Kimse için dostum, kardeşim, ölüyorum, bitiyorum demeyin. 10 yıllık arkadaşınız da olsa, yapacağı bir şey varsa yapıyor arkadaşlar. Belki de o an size ihtiyacı var, tamam mı? Yalnız kalmamak için sizle arkadaşlık ediyor. Sonra daha iyi bir arkadaş grubu bulur, sizi anında satar. Anında satar ya, umurunda bile olmaz. Yani bu dünyada çıkar ilişkisi kadar berbat bir şey var mı ya? Sadece çıkar için arkadaşlık kuruyor insanlar. O yüzden lisedeki arkadaşlarınıza çok dikkat edin. Lisede herkes, ama herkes yüzünüze gülüp arkanızdan bıçaklayabilir. Her an yapabilirler bunu. İnanın bana, özellikle 9. sınıfta kurduğunuz arkadaşlara çok dikkat edin. Çünkü 9. sınıfta kimse birbirini tanımadığı ve yeni tanıştığı için herkes birbirine böyle mükemmel kalp kalp kalp. 10. sınıf dünyanın en rezil sınıfıdır. Bir gün lise tavsiyesi videosu çekip bunların hepsini size anlatacağım ama 10. sınıfta herkes gerçek yüzünü gösterir ve en çok kazık yiyeceğiniz sınıf, şimdiden söylüyorum, 10. sınıftır. Bütün lise aşkları da o dönemde yaşanır. Bütün terk edilmeler de, arkadaş kazıkları da o dönemde yaşanır. 10. sınıfa dikkat edin. Herkese psikolog olmaya çalışmak.
Herkesin derdini dinliyordum arkadaşlar. Çok alakasız alakasız insanların dertlerini dinliyordum. Tanımadığım insanların, sanaldan tanıştığım insanların dertlerini dinliyordum ve bunlara inanıyordum. Sanaldan bir insan size babasının onu dövüp sokağa attığını anlatabilir. Şu anda çocuk esirgeme kurumunda yaşıyorum diyebilir size. Ve size bunu inandırabilir. Çünkü siz daha 14 yaşındasınızdır. Ben bunların hepsine inanıyordum. Bir de o kızların hepsine kız ya da erkek fark etmez numara mı veriyordum? Sonra bir de gidip telefonla sabahlara kadar konuşuyordum. İşte böyle işte kendini iyi hissetmelisin, yok ölmene gerek yok. Ne? Ne yapıyorsun? Tanımadığın bir insan sana bir şeyini anlatıyorsa bir kere bir düşünürsün neden bana anlatıyor diye. Ben şey diyordum. Ya beni yardımcı görmüş ya o yüzden anlatıyor. Hayır, seni yardımcı gördüğü için değil, seni saf olarak gördüğü için. Seni bir enayi buldu, bir keriz buldu. Hadi ben bunu bir kandırayım, inanır bu. İnanıyorsun da zaten, haklı çıkartıyorsun sen onu. Yani çoğu anlattıkları hikayeleriniz çoğu da yalan bu arada. Yani bazı hikayeler öyle bir kurgu üretiyorlar ki, hani bu Twitter'daki kurgular var ya, aynen öyle. Seni bir kandırıyor, bir yiyor böyle, ayakta uyutuyor seni. Sonra gerçek yüzünü görünce meğersem kız işte harika bir evde oturuyormuş, harika bir hayatı varmış ama seni keklemiş. Bunu niye yapar insan onu da anlamıyorum. Niye kendini dertli göstermeye çalışır, niye kendini sorumlu göstermeye çalışır, niye üste çıkmak için dertlerini kullanırım. Beni öyle bir keklediler ki böyle dertleriyle insanlar. Herkese psikolog olmaya çalışıyordum. Bir tane arkadaşım vardı, onun da ismini vermeyeyim. Wattpad'den tanıştık ve kızla yine 3-4 yıl falan konuştuk. İyi bir kızdı, hiçbir sorunu yoktu ama çok dertliydi o da. Bir gece telefonumu şarjı içerki odaya koydum ve bir arka odada uyuyorum. Geceliğin beni aramış bu kız. Ben duymadım, kesinlikle uyanmadım. Annemler kalkmış, telefonu açmış. Ve kız demiş ki, 21 tane hapı aynı anda aldım, şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Aklıma gelen ilk şey sana mesaj atmak oldu. Ne yapsak falan diye oturup düşündüler gerçekten. Annemler bile çok telaşlandı. Ve sen bu kızla nereden tanıştın falan filan. Kötü bir şey düşünmüyorum o kızla ilgili. Ama ben artık ona yetebilecek bir insan değilim. Onun gerçek bir psikolojik desteğe ihtiyacı var. Ve ben artık ona bu desteği sağlayamam. Çünkü ben yetkili kişi değilim, anladınız mı? O yüzden de o kızla konuşmayı bıraktım. Ama en ufak bir derdinde artık bana koşmaya başlamıştı. Ve ben her zaman onun yanında olamayacağıma emindim. O yüzden özür dilerim bana şu anda sinirliyse, kızgınsa, ona ulaşmadığım için. Yapabileceğim bir şey yoktu. Senin gerçek bir psikolojik desteğe ihtiyacın var, bana değil. Diğer bir başlığımız. Lise, hayaller, hayatlar tatlı. Ben liseye başlamadan önce 8. sınıfım bitti. Bütün yaz tatili boyunca lise tavsiyesi videosu izledim arkadaşlar. Herkes diyordu ki lise harika bir yaş. Hayatınızın en iyi arkadaşlıklarını lisede bulacaksınız. Lise mi? Harika falan böyle bir tavır vardı YouTube'da. Arkadaşlar lise öyle bir yer değil. Lisede en iyi arkadaşlarınızı edinmiyorsunuz. Hatta en güzel arkadaş kazıklarınızı lisede yiyorsunuz. En güzel aşklar lisede falan yaşanmaz. Lisede aşk yaşadığınız zaman dedikodu malzemesi ediliyorsunuz. Bunları peşin peşin söyleyeyim de burada 8. sınıf ya da 9'a yeni geçmiş olup izleyen varsa şu an evde oturduğu için lise hayatının ilk 2 yılını ya da 10. sınıfını evde geçirdiği için kendilerini şanslı hissetsinler. Çünkü inanın bana 10. sınıfı yüz yüze görmek istemezdiniz. Çünkü çok acımasızlar. Lise öğrencileri inanın bana aşağılama konusunda bir numaraya, hani dalga geçme konusunda, dedikodu üretme konusunda, arkadan bıçaklama konusunda, arkadaş kazı konusunda bravo yani, hani Oscar alırlar ya. Bir oyunculuk performansına koysanız o iki yüzlülükle Oscar alırlar hani lise öğrencileri. Yemin ediyorum size, özellikle 10. sınıflar. Çok çektim 10. sınıftan, o yüzden söylüyorum. Çünkü lisede insanlar çok çabuk değişiyor. Biriyle tanışıp sizi anında satıyorlar. İşte sevgili yaptı diye seninle arkadaşlığını bitiriyor mesela bazı insanlar. Yani böyle böyle şeyler görebilirsiniz. Lise dostunuz değildir. Bütün sigaraya başlayanlar lisede başlar. Kötü arkadaşlıklar lisede kurulur. Okuldan kaçmalar lisede başlar. Bütün yaşayacağınız sorunları lisede yaşayabilirsiniz. O yüzden lise hayal ettiğiniz gibi bir yer değil, onu söyleyeyim. Lisede oturun, adam akıllı dersinize çalışın. Yoksa YKS senenizde böyle mal gibi şey yaparsınız. Kazanamazsam belki YouTube'dan yürürüm falan dersiniz. Yapmayın. Oturun dersinizi çalışın. Çünkü lisede edindiğiniz arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor. Benden söylemez. Okuldan kaçma anıları. Okuldan kaçtım arkadaşlar. Tam 3 defa okuldan kaçtım hayatım boyunca. Beden eğitimi dersindeyiz. Beden eğitimi dersinden bir sonraki dersimiz fizik. 2 ders fizik var, tamam mı? Biz de fizikten hiç hoşlanmıyoruz. İkimiz de eşit ağırlıkçıyız. Fenle hiçbir alakamız yok. Fizik, kimya, biyoloji istemiyoruz. Neyse, dedik ki nasıl olsa biz seneye fizik görmeyeceğiz. Fizik dersine girmeyelim. Ama bir de telefonları da vermişiz. Telefon müdürün odasında. Telefonlarımızı almadan, çok akıllıyız ya biz. Gittik, okuldan kaçtık. Demirlerden attık böyle çantaları aşağıya. Ya hayatımda hiç o kadar aksiyonlu bir aktivite yapmamıştım. Neyse bir süre daha çantaları attık. Oradaki boşluktan böyle küt aşağı atladık.
Koştur koştur gidiyoruz ama nereye gittiğimizi de bilmiyoruz bu arada. Bir de bizi koşarken görmüşler biliyor musunuz? En komiği de o. Neyse gittik. Dolmuşa bindik. Nereye gittik diye sorun. Waffle yemeye gittik. Okula döndük. Okul çıkışına arkadaşımızı örgütlemiştik. Demiştik ki Murat işte bizim telefonları alır mısın? Murat bizim telefonları aldı. Okulun arkasına gitti. Biz de telefonlarımızı aldık. Sonra da eve döndük. Böyle bir anı. Sadece iki ders fizikten kaçmak için yaptık bunu. Ama çok eğlendik. Hani waffle yedik. Komikti ya, bayağı komikti yani. Bilmiyorum, şu an olsa yapar mıydım bilmiyorum ama çok keyifliydi ya. Hiç böyle mutlu bir ergenlik geçirmedim. Sürekli mutsuzdum, sürekli ağlıyordum. Hatta bir dönem her gün ağlıyordum. 14 yaşındayken benim en kötü geçen yaşım 14 yaşım arkadaşlar. 2017 senesi. Çünkü kimsemin olmadığını hissettim. Kendimi çok yalnız hissettim. Bir de ben yalnızlığı seven bir insan değilim. Benim yalnızlık en büyük korkum. O yüzden de böyle ailemle aram iyi değildi. Sürekli onlarla kavga ediyordum. Arkadaşım yoktu. Yok denecek kadar azdı. Var olanla görüşemiyorduk. Okullarımız farklıydı. Evlerimiz çok uzaktı. Derslerim kötüydü. Bir de sosyal medyadan tanıştığım insanlar tarafından kötü söylemlere maruz kalıyordum. Öyle bir dönemin içerisindeyken mutlu olma gibi bir şansınız pek olmuyor. Hatta intihar etme düşünceleri falan geliyor aklınızdan, geçiyor. Ama sonradan fark ediyorsunuz ki insan ne olursa olsun nefes almaya devam ediyor. Her şey atlatılıyor, her şey geçiyor. Bu böyle bir dönem ve geçip gidecek yani. Eğer ergenlikte sizin de dert ettiğiniz şeyler varsa ne olursunuz umursamayın. Çünkü geçecek yani. İçinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Şu an sorumluluğunuz yok, hazır böyle var da hani daha az. İleride edineceğiniz sorumluluklar kim bilir sizi ne kadar zorlayacak. Şu an içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Ve bazı şeyleri umursamamayı öğrenin. İnsanlara bağlanmayın çok fazla. Çünkü herkesin gidebileceğini öğrenin. İnsanlara çok fazla da güvenmeyin. Her şeyinizi de anlatmayın. Çünkü bilin ki hiç kimse sizin gibi değil. Yani hiç kimse sizin gibi de değil demek istediğim. Herkesi kendiniz gibi zannetmeyin. Onu demek istiyorum. Hiç kimse o kadar iyi kalpli ve saf niyetli değil. İnanın bana maalesef. İnanmak istemeseniz de dünyada kötü insanlar var. Özellikle 14 yaşındaki Saadet'e sesleniyorum. Bebeğim, daha hiçbir şey görmedin. Daha hayatın o kadar kötü bir yere gidecek ki, o kadar çok kötü şey yaşayacaksın ki, 14 yaşında yaşadığın şeyler hiç gelecek sana. Biliyorum çok üzülüyorsun, çok kırılıyorsun bazı şeylere. Ama inan bana daha çok kırılacaksın ve sen hepsini kaldıracak güçtesin. Evet çok düşeceksin, bazen uzun bir süre yerde kalacaksın. Kimse elinden tutup seni kaldırmayacak ama sen kendin kalkmayı öğreneceksin. İnan bana o güç senin içinde ve sen bunu başarabilirsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendime teşekkür ederim. Hep elimden tuttuğu için. Kendime teşekkür ederim. Bana inandığı için. Siz de.